söyledi. Bum 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 cuma cuma bum 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 cuma. Ya mı Burcu'cim ya? Ya ben hiç böyle müzik yani şeyim yok. O kadar güzel yapıyorsun ki sen. Ben yapma çok kötü duruyor. Hayırlı cumalar diyeyim ben de. Hayır. Ne diyeyim ki yani? Böyle bir şey var. Sonuna da geldik cumadan ama olsun yani. Güzel bir cuma sonuçta. Hadi güzel de bir hafta sonu başlayacak inşallah. Güzel bir şekilde yollarında eşlik edelim. Şey baktı, belki hafta sonu yağmur geliyor Burcu'cuğum. Olmaz olmaz, öyle şeyleri çağırma, tamam. Tamam o dün zaman çağırmayalım. O zaman biz de biliyor musun ne yapalım? Ne yapalım? Müthiş bir program başlayalım. Hadi başlayalım. Ay. Ara bezi. Bir tane meslek var şimdi bahsedeceğiz. Şimdi profesyonel yas tutuculuk diye bir iş. Yas tutuculuk. Yas. Hani böyle cenazede orada burada filan üzüntü duymak var ya, yas. Evet. Birisini kaybettiğin zaman duyduğun, evet. Üzüntü yas. Profesyonel yas tutuculuk diye bir iş var, meslek var yani gerçekten. Birazdan okuyacağım ama şöyle bir şey niye mantıklı geldi? Çünkü böyle bir film fragmanı gördüm ben çok yakın tarihte. Sinemaya gittiğim zaman bir Türk filmi. Çok özür dilerim, kimin yapımcısını falan da bilmiyorum ama sadece Emre Altuğ oynuyor filmde. Onu bilmiyorum. Gördüm çünkü. Bir tane şey şirketi kuruyor. Cenaze işleri şirketi kuruyor. Ve böyle hani acayip lüks bir cenaze servisi veriyor. Yanında da yas tutucular da kiralayabiliyorsun istersen. Nasıl bir şey yani? Bu Avrupa'da gerçekten de bir meslekmiş. Profesyonel yas tutucular, isimlerinden de anlaşıldığı üzere, özellikle cenaze zamanı gidip ağlıyorlar ve yas tutuyorlar. Vah, çok enteresan yani. Evet. Mesela Amerika'da, yani İngiltere'de, Amerika'da Rent-A-Car diye böyle sistemler var ya. Evet. Rent-A-Mourner diye bir şey varmış. Profesyonel yas tutucu kirala diye bir sektör mevcutmuş mesela. Ve ya ben anlamadım Burcu. Bu yas tutucu ne yapıyor? Alıyor mu? Alıyor mu orada? Ağlıyor, üzülüyor, duruyor. Böyle ne bileyim. Ama niye birisi böyle birisi istiyorsun ki? Yani öyle kalabalık olsun diye cenaze herhalde. Bilmem ki. Zaten oldu ki. Bak görmüyor ki kaç kişi var yani. Ya tövbe estağfurullah. Ya Danilo ya, seni çok seviyorum böyle. Yok mu? Olaya bakış açısına bakar mısın? Ya mantık olarak ya, öyle değil mi? Ölen için değil ya, geride kalanlar için, gelen insanlar için, kalabalık olsun cenazesi diye herhalde. Ama bakış açın çok doğru. Olsun ya. Acaba para kazanıyorlar mı acaba? Oo, bayağı kazanıyorlarmış ya. Ah bak yazıyor. Ayda 12 bin TL kazanıyorlar. O ayda 12 bin TL yazan şey o, onun için değil, altındaki meslek için. O seksörlük yazıyor ya orada bir tane. Seksörlük ne demek? Şey pardon, şimdi zorladım. Ama bir... seksörlük bir meslek değil ki. Meslek mi olarak geçiyor? Ya ben bu programı yapamayacağım. Yok, merak et yani. Yok, hayır, ismi öyle. Seksörlük. Yani şimdi bizim radyoları açık olan, bizi dinleyen insanlar da yanlış anlamıştır büyük ihtimalle. Ama şimdi... Sevgili dinleyiciler, seksörlük diye bir meslek varmış. Gerçekten ayda 12 bin lira kazanıyorlarmış. Ama seksörlük düşündüğünüz gibi seksörlük yani. Dünyada yalnızca 200 kişinin çalıştığı seksörlük, kuluçkadan çıkan saatlik civcivlerin cinsiyetlerini belirlemeye. Yani belirlemek içinmiş. Ama isim yanlış. Belki mi diyorlar yani? Böyle bir şey olamaz ama güzelmiş ya. Adam şey ne yapıyor? Cinsi mi belirtiyor? Yani yeni doğan civcivin cinsiyetini belirliyor anında, hemen görüp. Para görüp alıyor mu acaba? Görüp herhalde. Ama bakarak herhalde. Ama bakarak ben de yapabilirim. Çok nasıl, zor değil ki. Bilmiyorum, zor demek ki. 17-18 kişi bu mesleği yapabiliyor sadece diyorlar. Gerçekten. Evet. Ne demek ki? Ama doğumdan önce mi söylüyorlar? Doğumun hemen arkasından. Bak kuluçkadan çıkar çıkmaz bir saatlik civcivlerin cinsiyetlerini belirliyorlarmış. Ya ne diyorlar? Sen erkeksin. Öyle mi? Hayır, bu erkek diyorlar. Sen erkeksin diye sana söyle mi? Ne faydası şey, var bunun? Ya bu çocuk erkek diyor. Bu civciv erkek. Civcivin ne olduğunu biliyor musun? Ha, civcivi. Sen ne zannettin? Ben çocuk. Anlamadım. Allah'ım. Ay, civcivi. Civciv tamam, ya. Ben çocuk yani. Danilo, ben de yapabilirim. Yani. Ben de canım ne diyor bu ya? Tamam, o zaman daha zor tabii. Cimcim zor evet, ya. Tamam. Evet, tamam. Arabesk. Profesyonel sarılıcı diye bir meslek varmış mesela. İlk kez Asya'da ortaya çıkan bu meslek tüm dünyaya yayılmış durumda. Profesyonel sarılıcılar ihtiyacınız olduğunda bizzat gelip size sarılarak rahatlamanızı sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu mesleğin seansına 40-50 dolar alan profesyonel sarılıcılar işlerini gerçekten çok ciddiye alarak ve severek yapıyorlar. Evet. Burcu'cuğum bak, bir kere sen hatırlıyorsun bizim Masataka.
Bize orada konuşurken Elinoğlu programındaki bir selam gönderiyoruz. Çücü diyor ki Japonya'dan biz konuşurken, çünkü Japonya'dan bir otel var. Sen otel içinde gidiyorsun. O da kiralanıyorsun. Orada bir kadın var. Evet. Seninle beraber yatıyor. Ama sadece sarılmak için. Ya profesyonel, bu senin dediği gibi yani. Profesyonel sarılıcı yani. Sarılıyor seni. Başka bir şey yok ya. Kimse yani inşallahmasa yani. Artık bak, o Tokyo'dan otelli o kadar meşhur oldun ki New York'tan açıldı ve Londra'dan açıldı. Japon oteli yani. Ama şimdi yani inşallahma ha. Sarılıyorlar. Sarılıyorlar zaten. Ya o kadar. Şöyle bak, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben kadın olarak hani bunun kıskançlıkla falan çok bir ilgisi yok. Yani biraz bakışlarım değişti tabii ki sana, bak şimdi sen bunu söylerken. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bence uyurken sarılmak çok özel bir duygu. Evet. Kabul ediyorum. Yani o normalde hani sevgililerin bile yakalayamadığı bir şey olduğu için, yani karıların, kocaların, sevgililerin, yani her ne kadar birbirini çok seviyor olsan da sarılamadan uyuyan insanlar var. Yani rahatsızlıktan, bazen o ten uyumunun olmamasından dolayı filan. O çok özel bir şey. O yüzden de o kadar özel olan bir şeyi böyle para karşılığı yapmak ya da bunun para karşılığı satın alınabileceğini düşünmek ya da almak bana saçma geliyor. Saçma sapan, evet. Yani o sadece beni rahatsız ediyor. Yoksa böyle insanlar var, onu kabul ediyorum. Ama Burcu'cuğum bak, bu Japonya'da doğdu ya. Şimdi onlar da kültürel olarak böyle bir sarılmak bir şey yok, biliyorsun. Ya onlar da mesela arkadaş, tanış insanları. Ya bu tamam, anlıyorum. Dokunmuyorlar yani. Şeyden söyleyeyim, ben de çok modern bir insanım, böyle şeylerden bahsetmiyorum. Ben sadece duygunun böyle hani bu güzel duygunun. Anladım öyle demek istiyorsun. Aslında haklısın ya. Tabii böyle mesela benim bir tane erkek arkadaşım vardı. detay ver. Böyle mesela yastığına sarılırdı. Yani böyle kafasını koyduğu yastığı, kafasını koymazdı. O başının altındaki yastığı alıp böyle yastığa sarılırdı. Böyle bacağının arasından geçir ama böyle hani belini rahatlatacak, vücudunu rahatlatacak bir yatış sistemi zaten. O hani bir şeye sarılma ihtiyacından değil. Vücut rahatlatmak için. Aynen, çünkü bacakların böyle yan yana üst üste koyduğun zaman, cenin pozisyona geldiğin zaman çok rahat yatamazsın ya. Hamileler falan da bacakların arasına yastık koyarlar. Öyle yatardı mesela. Ben böyle kıskanırdım yastığı. Seni kendine sim yap. Bak yap. Nasıl küstüğünde. Burcu'cuğum, sen yatmaktan önce böyle bir ritüel var mı? Var mı bir şey? Ben yatmadan önce bu mecbur yapması gerekiyor, yoksa uyuyamam yani. Var mı bir şey? Ha, uyuyamam diye bir şey yok ama mesela her dönem benim değişiyor yaptığım şeyler. Son dönemde meditasyon yapıyorum uyumadan önce. Eğer çok yorgunsam zaten uykuya dalabilmek için meditasyon yöntemine başvuruyorum. Ama onun dışında film seyrediyorum ya. Benim için böyle nasıl? Ben ya film açıyorum. Aynen, ama bak, film açıyorum var ya, film bana yani filmin daha şeyler başlıyor, dönüyor. İlk sahneyi görüyorum, gözüm kapanıyor. Benim için böyle uyku ilacı etkisi yapıyor. Çok acayip. Ben biliyor musun? Aynı filmi izliyorum. Değil mi? Sonra izleyemiyorsun çünkü. Bravo. Film izlemediği için hep aynı filmi izliyorum. Arabesk. Bir başka meslek daha. Profesyonel nedime. Düğününüzde size yardımcı olacak, nedimelik yapacak arkadaşlarınız yok mu? Veya daha gösterişli ve kalabalık bir düğün mü tercih ediyorsunuz? O zaman sadece bir telefon yardımıyla profesyonel nedime ekibini düğününüze davet edebilirsiniz. Sanki 0530. Dövüşüyorlamaz ya. Ben bu nedimelik sistemine de inanmıyorum arkadaşlar bu arada. Yani Türkiye'de yok bence, bana sorarsanız. Yani şöyle bir şey var. Çok yakın kız arkadaşlar geline hani stresini almak için falan yardımcı olmalı bence tabii ki. Ama yani bir örnek kıyafetler, aynı renk desenli bilmem neler falan, öyle şeylere çok fazla inanmıyorum. Mesela şeye de inanmıyorum. Sadıçlık var ya herhalde, o da böyle aynı şey oluyor değil mi erkeklerde? Tabii erkeklerde aynen öyle, aynen öyle. Var. İnanmıyorum ya, çok gereksiz, çok manasız bence. İnsanları rahat bırak arkadaşlar. Abi tek tip giyinmene gerek yok yani öyle bir ekip halinde. Var mı sence? Yok canım, o kadar değil yani. Hiç gerek yok yani. Ama biliyor musun, insanları biraz manyak ya Burcu. Bazı şeylere böyle bir tam gereksiz şeylere ya. Bir meslek daha var, hazır mısın? Buyurun Burcu'cuğum, meraklı bekliyoruz. Bak şimdi. Yüz hissedicisi. Ya bunu sana okuttur senin keşke. Oku bakayım. Ya, 11. mesleği bir bul bakayım. Bak, bir tane listemiz var. Hep aynı meslek var. Okay. Oku bakayım. Yüz hissedicisi. Hissedicisi. Yüz hissedicisi. Nasıl bir meslek sence? Okuma. Altını okuma. Bana bir yüzüme bak. Ama yüz. Yüz. Tamam. Yüz. Surat. Yani surat. Evet. Ha, yüz rakamla değil mi? Yüz, yüz bir, yüz iki. Yok. Surat. Pardon.
hissedicisi. Yani hissediyor yani. Evet. Hissediyor. Yani yüz hissediyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor bu iş yani? Sence ne yapıyor? Ya mesela sen güzel bir şey soruyorsun ya. Evet. Saçmalama, kimse gülmüyor. Evet. Sen bana para ver, ben güleceğim yani. Yok mu? Mesleğe bak ya, böyle bir şey olamaz. Alakası yok, öyle bir şey değil. Yüz hissedicisi nasıl bir şey biliyor musun? Mesela bir türlü kozmetik ürün verilecek. İşte nemlendirici mesela. Yüzüne nemlendirici sürdüğün zaman, kendini de ellediğin zaman hissedersin normalde ya. Okay, okay. Bu profesyonel olarak böyle başkalarının yüzüne elleyerek o kozmetik ürünün sana nasıl etki yaptığını dışarıdan test ediyor, bakıyor. Test ediyor. Aa, güzel bir iş bu. Sadece yüz için değil, vücudun diğer tarafları için de geçerli bence. Ya tabii ki de yani, vücut olarak yani. İster miydin böyle bir meslek? Valla isteyebilirim yani. Efendim? Valla isteyebilirim efendim? Yani. Efendim? Yok, istemem yani, istemem. bak Burcucuğum, bu da çok güzel bir meslek var. Nasıl? Mobilya deneyicisi. Ne yapıyormuş? mobilya şey alıyor ve şey prova yapıyor yani. Açıyor, açılıyor, kapatıyor. Hı-hı. Yani bu mobilya stres yaşarken kırılıyor mu, duruyor mu? Ne problem yaşayabilirsin? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Kırılıyor yani, bir şey yaparken kırılıyor mu derken. Danilo yani yok. Anlamadım. Aa, yok. Ya mesela bazı mesela bir tane sandalye, tamam mı? Hı-hı. Normalde bu sandalye şey var ya aşağıdan. Ha, iniyor, kalkıyor, dönüyor, kalkıyor, sağa dönüyor. Sonra. Ha, onları deniyor diyorsun. Ha, test ha, ya yani da şey diyor. Yapıyor olabilir mesela. Benim bir tane koltuğum vardı televizyon karşısında, yani televizyon koltuğum. Böyle o kadar yumuşaktı ki böyle oturduğun zaman hemen böyle yatar pozisyona geçip uyuyordun. Şimdi ben onu değiştirdim mesela, daha sert bir koltuk şey yaptım ki uyumayayım, biraz oturayım yani televizyon karşısında bir şey seyredeceksem diye. Öyle bir şey galiba. Böyle mobilyaların üzerine kırılıyorlarmış, üstüne çıkıyorlarmış, sıplıyorlarmış, aynen senin söylediğin gibi. Mesela şey, ne bileyim, böyle bir raf var ya, raf değil yani. Çekmece var ya, çekmeceyi açıyor, kapatıyor, açıyor, kapatıyor, açıyor, kapatıyor. O değil ya, onun için robotlar var bence. Vallahi mi? Bence evet. Ama eskiden yok yani. Ha tamam, eskiden de diyorsun, artık rağbet görmüyor bir meslek. Evet. Ya da işiniz tehlikede. Hani böyle şey var ya, hani böyle evdeki o mobilyaları falan deniyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Evet, evet, evet. Başka ona yakın, benzeyen böyle evdeki şeylerle ilgili bir şey daha var, biliyor musun? O da bir meslek. Tuvalet kağıdı koklayıcısı, onu biliyor musun? Tuvalet kağıdı kokucusu. Evet. Ben ama mesela dedim ya, ben cüzdan alırım koklarım falan diye. Ben tuvalet kağıdı kokluyorum. Yani illa kokulu tuvalet kağıtları da var tabii ki. Daha var. Kokulu tuvalet kağıdı almıyorum ben. Yani öyle hani öyle bir ihtiyacım, konulara girdiğimiz öyle bir ihtiyacım derken bir ihtiyacı yani, yok öyle bir ihtiyaç yani. Benim çok kokuyor üzüldüm, zaten. Zaten benim tuvalette lavantalı kokuyor yani. Ya o anlamda söylemedim yani, onun bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum diye böyle hani bir çevireyim bir anlamda. Çok pardon. Özür dilerim, o anlamda söyledim gerçekten. Yani tuvalet kağıdının da koklayan insanlar varmış, biliyor musun? Ben işte onlardan bir tanesiyim aslında. Yani bu arada kullanılmış tuvalet kağıdını yeni alınmış tuvalet kağıdını. Hadi. Ay sen bu zıplayalım mı bu işe? Bence konuyu değiştirdim. Arabesk. Evet arkadaşlar, şimdi yarışma başlıyor. Tabii ki de bak, Burcu çok hediye verdiği için artık yarışma yasakladılar. Ve kendi yapıyorum. Ve biliyorsunuz ki sinemadan Atomic Blonde bir film var. Charlize Theron ana rolde oynuyor. Ve sadece bizim program, sadece ara beni bugün bilet, sinema bilet hediye olacak. Hadi hemen yarışma başlıyoruz. Pronto! Alo! Alo! Merhaba, kimle görüşüyorum? Ben Hülya, nasılsınız? İyi, sağ olun. Çok teşekkür ederim Hülya Hanım. Nereden? Ay, biz sizi çok seviyoruz, çok seviyoruz sizi. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Nereden arıyorsunuz? Programlarınızı da çok beğeniyoruz. Çok güzel bir performansınız. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Çok sağ olun. Nereden arıyorsunuz? Ben Çekmece'den arıyorum. Ah, çok güzel. Hava nasıl, değil mi? Nasıl geldi bir yağmur, değil mi? Dün korktum. Dün çok kötüydü ama bugün biraz iyi. Kurtardık bugün biraz bugüne. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki sinema yeni filme geldik. Atomic Blonde. Bugün sinema bilet hediye veriyoruz. Yarışmak için hazır mısınız? Hazırım efendim. Bomba gibiyiz. Okey. O zaman şimdi soru geliyor. Anadolu'nun bazı bölgelerinde çimek hangi anlamda kullanılmaktadır? Çimek diyorlar. Çimek ne demek? Çimek
şimdiki Türk dilinde yani şey banyo yapmak, duş almak anlamına geliyor. Aynen öyle, bravo. Tebrik ediyorum. Kazandın mı? Kazandı tabii ki de. Senin için Atomic Blonde sinema bileti göndereceğiz. Katılmak için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Öpüyoruz seni. İyi kolay yayınlar. Gelsin. Ciao. Çok seviyoruz sizi. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz bu akşam ne yapacağım? Bu akşam sinema gideceğim. Gerçekten ya sadece Charlize Theron zaten yetiyor yani bu filme. Bence bilet parası hak etti yani. Sadece Charlize olduğu için yani. Arkadaşları ve tekrar burada pazartesi Burcu ile beraber olacağız. Aslan ama aslan kaçırma saat 18. Unutma arkadaşlar. Metro FM ara beni. Ciao. Bir hafta sonra. Ara beni.